Değerli arkadaşlar, Sinan Ateş cinayetinin duruşmasının 4. günündeyiz. İlk gün olduğu gibi programımız el verdikçe Sinan Ateş'in eşinin, annesinin, kız kardeşlerinin yanında olmaya gayret ediyoruz. Biraz önce Saniye Hanım, Saniye Ateş konuştu. Saniye Anne konuştu. 22 sanık ve 22 sanık avukatının saatlerce, yarımşar saat süren savunmaları, ifadeleri hepsi bir yana, Saniye Ateş konuştu ve aslında bence orada söylenebilecek bunun üzerine bir kelime kalmadı. Oğlunu nasıl yetiştirdiğini anlattı ve oğlunu vuranların değil, vurdurtanların, ipini çekenlerin, dosyadaki ifadelerle kalemini kıranların kim olduğunu öğrenmek istediğini söyledi. Dedi ki oğlum öldü, babasının kalbi dayanmadı öldü. Ben zaten ölüyüm dedi. Bana bunu nasıl yaparsınız dedi. Ve gerçekten kimin azmettirdiğini öğrenmek istediğini söyledi. Siyasilerin isimlerini söyledi. Sinan Ateş'in öldürüleceğini kendisine söylediğini, kendisinin kalemini kırdıklarını söylediği ve sözlerini bitiremeden de baygınlık geçirerek salondan sağlık sebebiyle çıkarılmak zorunda kaldı. Gerçekten insanın kanı donuyor. Gerçekten bir anne, acılı bir anne, yalan atacak hali yok ve öldürüleceğini bilen oğlunun kendisini, hayatını kurtarmak için kimlerle konuştuğunu, kimlerle konuşmaya çalıştığını ve bu sonun nasıl yaklaştığını tane tane anlattı. Birazdan Ayşe Hanım konuşacak. Muhakkak o da çok kritik şeyler söyleyecek. Ve artık bu salonda mızrak çuvala sığmıyor. Ezberletilmiş ifadeler, daha önceki ilk ifadelerini hiçbirini hatırlamayan, hepsini geri alan, suçu üstüne alan ve meseleyi bir adi cinayet olarak göstermeye çalışanların neye çabaladıkları, kimleri korudukları ve bu cinayetin, bu siyasi cinayetin nasıl bir basit cinayete dönüştürülmeye çalışıldığını hep birlikte görüyoruz. Duruşmayı izleyen kim varsa aynı çıkarımda bulunuyor. Sinan Ateş'in dava arkadaşları, cenazesinde isyan eden arkadaşları gözyaşları içinde Sinan Ateş'in annesini dinliyorlar ve bir siyasi hareketin ve bir siyasi partinin veya bir başka yapının iyi niyetle takipçileriyle o yapının bir takım suç örgütlerini de kullanarak suça bulaşmış olan bazılarından vicdanen nasıl ayrıştıklarını hep birlikte görüyoruz. Burada söylenecek bir tek şey var. Ülkeyi yönetenlere ve ülkeyi yönetenlerin ittifak ortaklarına bu mızrak, bu çuvala artık sığmaz. Bu cinayeti azmettiren ve işin içinde suç örgütleriyle temas eden çürükleri ayırmazsanız bu çürümüşlük hepinize sirayet ediyor. Partinizi ve ittifakınızı bu çürümüşlükten kurtarmak için yapmanız gereken şey o çürümüşleri o sepetten ayırmak. Yok, bize de bulaşır. Biz onları sarı öküzü vermeyiz. Verirsek başka yerlere gider derseniz vallahi Saniye Ateş'in gözyaşlarında boğulacaksınız. Ayşe Ateş'in gözyaşlarında boğulacaksınız. Bırakın birkaç tane olmadık ve illegal yapılarla işbirliği içinde olan birkaç çürümüşü ayıklayın. Bu yükten hepiniz kurtulun. Bu hem o partinin hem de ittifak ortağının vermesi gereken tarihi bir karar. Bir süre sonra dönemeyeceksiniz. Bir süre sonra dönemeyeceksiniz. Ve bu acılı annenin gözyaşlarında boğulup gideceksiniz. Milletin vicdanında çok olumsuz bir yere doğru gidiyorsunuz. Bu meselenin artık
siyaseti çıkarı mıkarı kalmadı. Bu iş bir vicdan meselesidir. Vicdanı olanlarla olmayanlar ayrışacak. Unutmayın, burada siyasi bir hesap yapıyorsanız da vicdanı olanlar vicdansızları her zaman yenerler. Millet de vicdanın yanında konumlanır. Gücün, kaba kuvvetin, devlet gücünün, istihbarat gücünün ya da siyasi tehdit ve şantajların değil, karşısında saniye ateşin yanında durur millet. Sinan Ateş'ten bizim siyasi pozisyonumuzun ne kadar farklı olduğunu herkes biliyor. Ama ailesi diyor ki, dost bildiklerimiz düşmanmış, düşman bildiklerimiz dostmuş diyor. Bu milletin vicdanı böyle bir vicdandır. Ve hepiniz göreceksiniz ki eğer burada herkes pozisyonunu korumaya çalışırsa esas milletin pozisyonu belirleyici olacak ve sis perdesi indirmeye çalışıp kendilerini kurtarmaya çalışanların tam karşısında duracak. Bu milletin vicdanı bu cinayetin aydınlanmasına kim mani oluyorsa onu tarihe gömecek. Bu kadar net söylüyorum. Başka da hiçbir şey söylemeye gerek yok. Saniye Hanım'ı dinleyin. Ayşe Hanım'ı dinleyin. Daha başka bir şey söylemeye gerek yok. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.